Hibe desteği alarak Ar-Ge projelerini gerçekleştirmek isteyen firmalar öncelikli olarak projelerini 3 adımda değerlendirebilirler. Birinci adım, projelerinin konusunu iyi belirlemeleri lazım. Yani faaliyet alanlarına göre hangi konuda bir proje gerçekleştirecekler, önce bunu belirlemeleri gerekiyor. Ondan sonra projenin amacı ve hedeflerini somut olarak, yani sayısal veriler ortaya koyarak belirlemeleri gerekiyor. Projenizin konusunu, amacını ve hedeflerini belirledikten sonra projenizin muadilleriyle, yani yurt içinde ya da yurt dışında olan muadilleri, rakipleriyle bir karşılaştırmasını yapmanız gerekmekte. Burada önemli olan Türkiye'deki mevcut Ar-Ge destekleri yenilikçi yönlere yönelik olarak Ar-Ge desteği verdiği için projenizin rakiplerinden farklılıkları, benzerlerinden üstünlüklerini ve yenilikçi yönlerini tam olarak belirlemeniz gerekiyor. Bu adımı tamamladıktan sonra da firmanızın bu projeyi gerçekleştirirken ne gibi ihtiyaçları olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Burada da örneğin bir makine, alet altyapısına ihtiyacınız var mı? Personeliniz bunun için yeterli mi? Ekstra bir personel almanız gerekiyor mu gibi sorulara cevap bulmanız gerekiyor. Bunları da belirledikten sonra son aşama olarak artık Türkiye'de mevcut durumda proje konunuzla alakalı olarak hangi kurumlar ne destekler veriyor? Bu konuda bir araştırma yapmanız gerekiyor. Burada benim firma sahiplerine, proje sahiplerine tavsiyem şudur. Öncelikle TÜBİTAK ve KOSGEB bu konuda Türkiye'de yerleşik olarak daimi bir proje başvurusu alıyorlar. Bu noktada öncelikle bunların mevzuatı ve proje amaçları hangi tür proje kabul ettiğine bakılmalı. Daha sonraki aşamada diğer proje programlarının incelenmelidir. Bu konuda internette çok fazla bilgi bulunmakta ve bu buralardan yararlanabilirler ya da işin uzmanı kişilere de danışabilirler.